Evet, günaydın, hoş geldiniz. Benim adım Volkan Voltimom'dan. Bugün seminerimiz başlıyor. Başlıyor zaten biliyorsunuz, Agi panolarda ürün seçim ve ısınma hesaplamaları. Bunun için AVB'den Hakan Bey geldi arkadaşlar, hoş geldiniz. Ve yanında Recep Bey oturuyor. Recep Bey, günaydın. Seminerimiz başlamadan önce birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Seminerimiz ortalama 50 dakika sürecektir, belki 55 dakika sürecektir. Burada hem bir sunum olacaktır ve Hakan Bey ile Recep Bey aynı zamanda e-Design yazılımı da canlı ekrandan gösterecekler galiba. Kendileri ayrıca birkaç doküman getirdi. Onları sizlere seminer sonunda paylaşacağız. Onları kendiniz için de indirebilirsiniz. Kendileri okulun hakkında biraz daha bilgi verecektir. Sorularınız varsa eğer sorularınızı lütfen chat alanına yazınız. Mümkün olacak bütün soruları seminer sonunda cevaplayacağız. Bu arada küçük bir soru vardı Hakan Bey, demin gördük. Bir üyemiz sordu. Onu direkt bir alabiliriz isterseniz. Burada DocsWin'den farklı bir program mı tanıtacak mısınız diye acaba Evet, böyle sorulmuş. bir soru vardı. Aslında e-design yazılımı ile ilgili semineri biz ilk 2015 yılında yapmıştık. O zaman daha detaylı bir eğitimde. O DocsWin'in yenilendiği hali e-design programıydı. Şimdi ise Türkçe olarak yayınladık e-design programını. Onunla ilgili bir seminerimiz olacak. Okey. Böyle sözde sizlere bakıyorum. İyi seminerler. Öncelikle merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz seminerimize. Bugünkü konumuz AG fonlarda ürün seçimi ve ısınma hesaplamaları. Ve ilk başlarında da yenilenen e-Design yazılımını kısa bir özetle anlatmış olacağız size tekrardan. Bugünkü programımızı 3 ana bölümde değerlendirebiliriz. Birincisi yenilenen e-Design yazılımı artık sizler için Türkçe seçeneğiyle sunulmuş durumda. İkinci konumuz AG fonlarda yüklere göre doğru ürün seçimi ve en son olarak da Recep Bey'in anlatacağı AG panolarda ısınma hesaplamaları. E-Design yazılımını internetten ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bu ay itibariyle de artık Türkçe olarak da kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bize birçok talep gelmişti İngilizceden Türkçe'ye çevrilmesiyle ilgili. Belli bir sürecin sonunda artık biz Türkçe olarak kullanıcılara sunduk. Zaten seminerin sonunda da yeniden kuranlar için bir kurulum kılavuzu ve mevcut bilgisayarında kurulu olanlar için ise bir adet Türkçeleştirme kılavuzu sunmuş olacağız PDF olarak. Oradan da aşamaları izleyerek bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz veya Türkçeleştirebilirsiniz yazılımı. E-Design programı genel anlamıyla proje ofisleri, tasarımcılar, panel üreticileri ve elektromontaj ekipleri gibi tüm profesyoneller için tasarlanmış, elektrik sektöründeki tüm profesyoneller için tasarlanmış bir yazılım seti. Dediğim gibi e-Design yazılımını aşağıdaki link yardımıyla ücretsiz olarak indirip bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. E-Design programının yapısı aslında genel anlamıyla 4 ana yapısı bulunuyor. 4 ana modül bulunuyor yazılım içerisinde. Burada da zaten görüyorsunuz Türkçe olarak hızlı erişim menüsünden. 4 ana modülün ilki Doc modülü. Eski adıyla DocWin'den geliyor aslında Doc modülü. Bu genel anlamıyla elektriksel boyutlandırma ve dağıtım panoları yapılandırması. Elektriksel boyutlandırma içine işte AG, OG, AG hesaplamalar ve akabinde AG dağıtım panolarının oluşturulması diyebiliriz. İkinci modülümüz CAD modülü. Katalog bölümünden geliyor aslında. Burada da alçak gerilim ürünlerin ve onlara ait aksesuarların seçimi ve yapılandırılması ve bunların bir adet keşif olarak sunulması diyebiliriz. Üçüncü modülümüz Curve modülü, eriler modülü aslında. Bu da kablo koruma ve koruma ekipmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla eri çizim modülü. Burada işte devre kesicilerinizin erilerini çizip ikisi arasında koordinasyonu sağlayabilirsiniz devre kesicilerinin arasında. Dördüncü modülümüz de genel anlamıyla bugün seminerimizin son bölümünde anlatacağımız pano iç sıcaklık artış modülü. Burada da bir dağıtım panosunun sıcaklık yükselmesini hesaplayabiliyorsunuz. Dört ana modülü biraz daha detaylıca anlatmak istersek Doc modülü en çok kullandığımız modüllerden biri aslında. Genel ana modüllerden biri. Elektriksel boyutlandırma ve dağıtım panoları yapılandırması. Elektriksel boyutlandırma derken neyi tarif ediyoruz aslında? Hem güç dağıtımı hem de kumanda tarafında tek atışmasının kolayca çizilmesi. Siz mevcut projenizin veya sıfırdan oluşturacağınız bir projenin tek hattını, elektriksel tek hattını bu yazılım içerisinde kolayca çizebiliyorsunuz.
ve daha sonra hesaplamaları yapabiliyorsunuz. Elektriksel hesaplamalar derken büyük akımları, gerilim düşümleri ve kısa devre akımlarının ilgili standartlara uygun olarak hesaplanması diyoruz. Çizdiğiniz bir tek hattın sonrasında hesaplama bölümüne tıkladığınızda otomatik olarak yazılım büyük akımlarını, gerilim düşümlerini ve kısa devre akımlarını hesaplayabiliyor. Diğer bir özelliği ise yazılımın, yani dock bölümünün, size kabloların ve koruma cihazlarının otomatik olarak boyutlandırılmasını sağlıyor. Siz herhangi bir kabloları veya koruma cihazlarını, işte devre kesicileri kendiniz elle seçmenize gerek yok. Otomatik olarak size boyutlandırabiliyor. Bu hem teknik hem de ekonomik açıdan bir optimize sonuç elde etmenize fayda sağlıyor. Dördüncü diyebileceğimiz özellik olarak çeşitli besleme karakterinin yönetimi ve çeşitli işletim senaryolarının oluşturulması. Burada işte trafo çalışma senaryosu olabilir, jeneratör çalışma senaryosu olabilir, yük atma senaryosu olabilir. Siz sistem içerisindeki devre kesicilerin açık veya kapalı olmasını senaryo oluşturarak izleyebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında veriler modülüyle artık veriler kısmıyla kablo koruma ve koruma cihazları arasındaki koordinasyonun doğrusal olarak kontrol edebiliyorsunuz. Burada çizdiğiniz projede devre kesicilerin karşılaştırılması, selektivite hesaplamaları gibi konuların veriler modülüyle yapabiliyorsunuz, QoS modülüyle. Dock bölümünde bunlar elektriksel hesaplamalarda. Bunlar haricinde bir de AG dağıtım panolunun yapılandırması ve mühendisliği. Burada bir mevcut bir tek hattınızın panosunu çizdirebilirsiniz veya sıfırdan herhangi bir tek hat diyagramı çizmeden de uygun ekipmanları seçerek bir pano oluşturabilirsiniz, AG panosu. Ve akabinde de bu pano içerisinde bara konfigürasyonu yapabilirsiniz. Bara konfigürasyonundan ardından göz dağıtım panosunun sıcaklık yükselmeleri hesaplamalarını ayrı bir modül sayesinde yapabilirsiniz. İkinci modülümüz CAD modülü. Burada genel olarak ürünlerin ve aksesuarların seçimi ve yapılandırması kısmını yapıyoruz. Bu dock'la senkron çalışabiliyor. Yani dock'la yaptığınız bir projenin ürünlerini CAD bölümünden keşif olarak alabiliyorsunuz. Excel döküm olarak alabiliyorsunuz. Burada ayrıca bilinmeyen AB ürünlerini, hani katalogda olan genel anlamıyla fiyat listelerinde olmayan AB ürünlerini basit hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz uygun değerleri girdikten sonra. Ürün kodunu ve açıklamasını girerek yine ürün arama ve seçim yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz ürünlerin Excel listesi olarak dökümünü önünüze çekebiliyorsunuz. Ve bunun üzerinden fiyatlandırma da yapabiliyorsunuz seçtiğiniz ürünlerin fiyatlarını yanına yazarak bir teklif oluşturabiliyorsunuz aslında. Böylece bir akabinde panosunda çizerek tüm panoyu fiyatlandırma şansınız oluyor. Çaltı, panosu, işçiliği ve bakırı olmak üzere. Diğer bir modülümüz QoS modülü. Burada da az önce de bahsettiğim gibi kablo koruma ve koruma cihazları arasındaki koordinasyon için bir eğri çizim modülü bu. Burada devre kesicilerin koruma cihazı yani devre kesicilerin ayar sağlığının ayarlanması ve test edilmesi. Bu ne oluyor? İşte aşırı akımdaki ayar sağlığının belirlenmesi, kısa devre ayar sağlığının belirlenmesi veya selektif kısa devre ayar sağlığının belirlenmesi ve test edilmesi bölümü. İkinci modül olarak da işte kablo koruma ve koruma cihazları arasındaki koordinasyonun doğrusal olarak kontrol edilmesi. Bu da işte son dönemde koordinasyon tekniklerinden seçicilik anlamında iki devre kesici arasındaki koordinasyonu buradan kontrol edip check edebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Açma yönlerini karşılaştırabilirsiniz yine. Aynı şekilde koruma cihazlarına ait. Bu da Dock'la beraber kullandığımız yardımcı yazılımlardan ilki aslında QoS modülü. Dock'la CAD'i ana modül olarak değerlendirirsek QoS bunlara yardımcı bir modül, ekstra bir modül. OTC modülü ise Recep Bey daha detaylı anlatacak seminerin son bölümünde. Burada da dağıtım panosu sıcaklık yükselmesi, hesaplamaları gerekli havalandırma miktarının seçimi veya gerekli havalandırma tipinin seçimi, pano içerisinde oluşabilecek sıcaklık artışının hangi seviyelere çıkabileceği ve gerekli havalandırma tipinin seçimi konusunda bir bölüm kısım ise. E-Design yazılımı dediğim gibi artık Türkçe olarak kullanılabiliyor. Siz de ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bu bölümünde ise seminerin AG panolarda yüklere göre ürün seçimi kısmına geleceğiz. Burada aslında bir projenin en başından en sonuna kadar olan aşamasında genel olarak hem teorik hem de daha sonrasında da yazılım üzerinden neler yapılabildiğini göstereceğiz bu bölümde. Genel olarak ana başlığımız aslında elektrik tesisat hesaplamaları ve boyutlandırması, ürün seçimi gibi konular olabilir. Ben burada bir diyagram oluşturdum. Temel anlamıyla bir sıfırdan bir projeye başlama aşamasında hangi kısımlar yapılıyor
Ve bunları siz yazılımla daha kolay ne şekilde yapabilirsiniz kısmında. Bir projede ilk yapıldığında yani ilk sıfırdan büyük analiz yapmak gerekiyor. İşte elektriksel yük analizi. Burada işte yükünüzün çektiği gücü belirlemek, aktif ve reaktif gücü belirlemek, tesis içerisinde panoların ne şekilde konumlanacağı veyahut yüklerle panolar arasındaki mesafenin belirlenmesi gibi konular aslında bizim yük analizi bölümümüze geliyor genel anlamıyla. Belirli bir yükü belirledikten sonra artık onları besleyecek olan ya OG bölümünden ya OG kısmından besleyecek ya da sadece alçak gibi numarası olarak besleyecek şekilde trafo veya jeneratörlerin boyutlandırılması gerekiyor. İşte uygun yükünüze göre, güce göre mevcut trafonu seçip akabinde boyutlandırmanız gerekiyor sistemi. Daha sonrasında trafoyu seçtiniz, yük analizini yaptınız. Bu sefer yüklere giden, yani ana panodan yüklere giden kabloların boyutlandırılması önem teşkil ediyor. Bu bölümün ana panoyla sizin besleyeceğiniz bir makinenin arasındaki kablo mesafesi ve kabloların kesiti aslında genel anlamıyla ne şekilde taşınacağı gibi bölümler kabloların boyutlandırılması kısmı. Daha sonrasında ilgili yönetmeliklere ve standartlara yönelik gerilim düşümü limitlerinin doğrulanması. Yani sizin ana panonuzdan yüke kadar olan çekilen kablonun sonundaki gerilim düşümünün limit değerlerine ulaşıp ulaşmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer ulaşıyorsa, bir olumsuz durum varsa, yani sizin gerilim düşümü limitlerinizi geçen bir durum varsa, bu sefer tekrardan kabloların boyutlandırılması bölümüne gelmeniz gerekiyor. Yani tekrardan bir kablo boyutlandırması veya mesafe kısaltılması gibi konulara geçmeniz gerekiyor. Bu kısım da bittikten sonra artık gerilim düşümü limitlerine doğruladıktan sonra diğer bir konu ise kısa devre akımlarının hesaplanması. Bu da ilgili ekipmanların seçilmesi ve seçicilik açısından önemli bir bölüm kısa devre akımlarının hesaplanması. Aslında iki tane kısa devre akımı hesaplıyoruz. Biri maksimum kısa devre akımı ana baradaki, diğeri ise hattın sonundaki minimum kısa devre akımı. Onlara birazdan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Kısa devre akımlarını hesapladıktan sonra artık sistemde kullanılacak devre kesicilerin seçimine karar veriyorum. Burada hem yükün karakteristiği önemli hem de kısa devre akımı önemli. Kısa devre akımı ve yükün üzerinden geçen akım önemli. Yükün üzerinden geçen akıma göre bir nominal akım oluyor devre kesicinin. Veyahut kısa devre akımına göre bir kesme kapasitesi belirliyorum. Veyahut motor yükü gibi ya da kondansatör gibi yükler olursa da farklı tipte devre kesiciler seçebiliyorum bu bölümde. Devre kesicileri seçtikten sonra ise artık benim iletkenlerimin yani kablo veya bas falının korunduğunun doğrulanması gerekiyor. Bu bölümde devre kesiciyi seçtim. Aşırı akıma karşı kablom korunuyor mu? Veya kısa devreye karşı kablom korunuyor mu? Veya bir dolaylı dokunmaya karşı kablom korunuyor mu? O bölümleri teker teker kontrol etmemiz gerekiyor. Bu değer bir olumsuz durum varsa ise kabloları tekrardan boyutlandırmamız gerekiyor. Yani kablolarda bir değişiklik yapmamız gerekebilir bu durumdan sonra. İletkenlerin korunduğunu doğruladıktan sonra ise artık son noktada koordinasyonun doğrulanması. Bu koordinasyonun doğrulanması kısmı ise genel anlamıyla iki adet koordinasyon teknikleri, seçicilik veya artışık bağlama dediğimiz yöntemlerin doğrulanmasını yapıyoruz. Burada da yine bir problem varsa, devre kesici arasında koordinasyonda bir problemler varsa, bu sefer olumsuz bir durum varsa bu sefer devre kesicilerin farklı tiple seçilmesi. Örnek vermem gerekirse bir seçicilikle ilgili isteniyor ise eğer ben ilgili devre kesiciyle seçiciliği sağlayamıyorsam bakın zaman seçiciliğini bu sefer belli bir zaman ayarı verebildiğim bir devre kesici seçerek tekrardan koordinasyonu sağlayabiliyorum. En sonunda da artık bunları yaptıktan sonra yük analizinden koordinasyon doğrulanmasına kadar tüm ekipmanları seçtikten sonra ise pano tasarımına ilgili kısımlarda boyutlandırmaları da yapabiliyorum. Elektrik tesisatı hesaplamalarında ilk noktaya ineceğim nokta burada kabloların boyutlandırılması. Burada kabloların boyutlandırılması için yük akımının hesaplanması, yük akımının hesaplandıktan sonra kablonun tipi ve kurulum yöntemi, ne şekilde taşınacağı, havai şekilde mi taşınacak, toprak altında mı yoksa bir kablo kanalı tarafından aracılığıyla mı taşınacak diye onlara kontrol etmem gerekiyor. Sonra yük akımına göre kablo kesitinin seçilmesi ve gerilim düşümünün doğrulanması bölümü. Burada zaten biz yazılım içerisinde de bunları çok basitçe yapıyoruz. Burada zaten bir ekranda gösteriyorum. Burada AG kablo içerisine girdiğimizde kablonun tipini girebiliyoruz. Ne şekilde taşınacağını girebiliyoruz. Kablonun kesitini belirleyebiliyoruz. Bunları otomatik olarak da belirleyebiliriz. Siz kendiniz elle kablonun kesitini de belirleyebiliyorsunuz.
Gerilim düşünün, izin verilen gerilim düşününde maksimum seviyede olabildiğinde buradan maksimum olarak izin verebilirsiniz. Bilgili standartımızda ISO'nun 60.064 5.7 standartı. Bunu da incelediğiniz zaten yazılımın içerisinde bu standart gömülü olarak var. Hesaplamaları direkt bu standarda baz alarak yapıyor. Kısa devre akımlarının hesaplanması yine çok büyük önem teşkil eden bir şey sistemde. Proje esnasında. Buradaki ilgili standartımız ISO 60909-0 standardı. Bu 3 fazlı tesis alternatif bakım sistemlerinde kısa devre akımların hesaplanması konusunda esas standartımız. Burada iki farklı oluşum üzerinde bulunduruyoruz. Birincisi standart bu şekilde aslında tanımlıyor. Birincisi generatöre uzak kısa devre, ikincisi ise generatöre yakın kısa devre. Generatör uzak kısa devrede zamanla değişen kısa devre akımı genliği kısa devre süresince yaklaşık sabit kalan bir bölüm kısa devre. Bu genelde bizim en çok karşılaştığımız alçak gerilim sistemlerine karşılaştığımız kısa devre biçimi. Diğeri ise generatöre yakın kısa devre. Burada da kısa devre süresince bariz şekilde değiştiği bir kısa devre türü. Bu da genel anlamda yüksek gerilim sistemlerinde söz konusu. Standartta 3 adet tanım var. Kısa devre akımları ile ilgili aslında birçok tanım var ama genel anlamıyla baz alınması gereken 3 adet tanımı bu bölümde anlatacağım, bu seminerde anlatacağım. Birincisi IK 200'tü. Bu kısa devrenin ilk meydana geldiği andaki akımın etkin değeri. Kısa devre akımın etkin değeri, RMS değeri. İkincisi IB akımı. Bu beklenen kısa devre akımının simetrik bileşeninin kesme aygıtının ilk faz spontanının ayrılmaya başladığı andaki etkin değeri. Yani devre kesicinin ilk kestiği andaki değer diyebiliriz burada. IK değeri ise geçici olaylar sona erdikten sonraki kalıcı kısa devre akımının etkin değeri. Biz genel anlamıyla generatör uzak kısa devre hesaplamalarında üçünü eşit kabul ediyoruz ve buna göre hesaplamalarımızı yapıyoruz. Yani elektrik tesisatının iyi bir şekilde yapılabilmesi açısından da iki adet kısa devre hesabının yapılması gerekiyor. Birincisi maksimum kısa devre değerinin hesaplanması. Bu genellikle ana paradaki kısa devre akımı kısa devre akımı değeri oluyor. Bununla beraber neyi kolaylıkla seçiyoruz? Tesiste kullanılacak elektrik ekipmanları. Yani devre kesicilerimizi veya farklı ekipmanlarımızın kısa devre dayanım değerlerini doğru bir şekilde seçiyoruz. Ana paradaki kısa devre akımını belirleyerek maksimum kısa devre akımını. Yani şöyle örnek vermem gerekirse, mesela sizin hesaplamanızda ana baranızda kısa devre akımı 42 kA seviyelerinde ise burada giriş devre kesiciler veya çıkış devre kesicilerimiz, yani kaynak yönündeki devre kesiciler ve yük tarafındaki devre kesicilerimizin hepsinin totalde 42 kulamperden daha büyük olması seçilmesi anlamına geliyor. Seçilmediği takdirde ise yanlış bir tasarım yapmış oluyorsunuz. Diğeri ise minimum kısa devre değerinin hesaplanması. Bu da aslında aklın sonunda, yani artık yükünüzün en giriş noktasındaki kısa devre değerinin hesaplanması anlamına geliyor. Bu da devre kesici ayarlarının yapılması veya sigortaların seçilmesi gibi konularda önemli. Bu iki uç durumu da hesaplamak gerekiyor. Tesisat hesaplaması yapılması da. Diğer bir konumuz da devre kesicinin seçilmesinde diğer faktörler. Bunlar ISO 60947 standardı gereğince tanımlanan şeyler aslında. Kutup sayısı 3 kutuplu veya 4 kutuplu olabilir. Nominal değerleri, yani nominal akımı devre kesicinin ve izolasyon değerleri yine önemli. Burada darbe dayanım gerilimleri veya nominal gerilimi diyebiliriz. Limit değerleri önemli. Kesme kapasiteleri veya kısa devreye dayanma kapasiteleri değerler önemli. Standartlar önemli. Koruma üniteleri yine aynı şekilde devre kesicinin koruma üniteleri termik, manyetik veya elektronik olması gibi kriterler önemli. Kullanım kategorileri bunlar seçicilik esasına göre işte devre kesicinin belli bir süre gecikme esasıyla çalışması veya belli bir süre gecikmeden anında açması gibi farklı kullanım kategorileri bulunmakta devre kesicilerin. Veya ortam koşulları, burada sıcaklık olabilir, rakım olabilir, sıcaklığa bağlı devre kesicilerin nominal akımlarında bir azalma katsayısı olabilir. Ortam koşulları da bu da çok önemli. Montaj tipi, bu panel içerisinde gelen anlamıyla panel içerisinde yatay ya da dikey koyabileceğiniz devre kesicilerin nominal akımlarında belli kayıplar olabilir. Tümünü boyutlandırırken dikkate almanız gereken esaslar aslında. Burada aslında devre kesicinin seçilmesinde birçok parametre var ama ben temel anlamıyla 3 parametre üzerinden bahsedeceğim. Birincisi nominal kesintisiz akım. Bu cihazın taşıyabileceği nominal akım aslında. Devre kesicinin taşıyabileceği nominal akım. Nominal çalışmasında. Buradaki en önemli nokta, yani devre kesicinin nominal akımının yük akımından daha büyük olması. Yani sizin yükünüzün akımı yaklaşık 180 amper ise devre kesicinizin
Nominal akımı 180 amperden daha büyük olması gerekiyor. Diğer bir nokta ise nominal maksimum kısa devre kesme kapasitesi. Bu da standartta ECU değeri diye tanımlanır. Bu da devre kesicinin üst üste iki kez kesebileceği kısa devre değeri anlamına gelir. Bu da oluşabilecek maksimum kısa devre akımından daha büyük olmalıdır. Az önce dediğim gibi. 42 kiloamperse sizin devre kesicinizin kesme kapasitesi 42 kiloamperden büyük olmalıdır. Diğeri ise nominal kısa devre dayanım akımı. Bu da belli bir süre gecikme ve belli bir süre geciktir. Belli bir süre dayandığı akım diyor. Zarar görmeden devre kesicine. Bu da özellikle seçicilik istenen durumlarda ana girişteki devre kesicinin daha büyük seçilmesi anlamına gelir. Ana girişteki devre kesicinin ECW değerinin bulunması gerekiyor seçicilik istenmesi durumunda. Diğer bir konumuz iletkenlerin korunduğunun doğrulanması. Yine bu bir tasarım yaparken, elektrik proje tasarımı yaparken önemli konulardan biri. Aşırı yüke karşı korumanın doğrulanması. Şurada zaten formülasyonda görüyorsanız ise IB akımı benim devre kesim, yani yük akımım oluyor. Yani yükümün çekeceği akım, IB akımı. IN akımı devre kesicinin nominal akımı. Bu IU akımı olabilir veya devre kesicinin ayarlandığı akımda olabilir, ayarlanmış akımda olabilir. IZ akımı da iletkenin taşıma kapasitesi. Benim devre kesicimin ayarlanmış akımının yük akımından büyük fakat kablonun taşıma kapasitesinden daha düşük olmalıdır. Akım taşıma kapasitesinden daha düşük olmalıdır. Böylece aşırı yüke karşı korumanın doğrulanmasını ben gerçekleştirmiş oluyorum. Kısa devreye karşı korumanın doğrulanması ise bu da devre kesicimin özgür geçiş enerjisinin kablo tarafındaki özgür geçiş enerjisinden daha düşük olması anlamına geliyor. Bayağı bir formülasyon kısımları var. Burada belli katsayıları var. Kesim alanı gibi farklı kısımları var. IKRT'nin K kare S kareden daha küçük olması gerekiyor. Üçüncü konu ise dolaylı temasa karşı doğrulanmanın koruması. Korunmanın doğrulanması. Bu da kısa devreye karşı koruma ayarımı, 3 ayarımı minimum kısa devre akımından, hattın sonundaki minimum kısa devre akımından daha düşük olması anlamına geliyor. Diğer bir konu ise burada koordinatörün doğrulanması. Yani seçicilik ve ardışık bağlama. Seçicilik birbirine bağlı iki devre kesici arasındaki koordinasyon anlamına gelip yani alt tarafta yük tarafında bir arıza oluşması durumunda sadece ilgili devre kesicinin devreyi açıp tüm sistemin enerjisinin kesilmemesini sağlayıp yani üst taraftaki kaynak tarafındaki devre kesici çalışmasına devam edip yani sadece arızalı bölgeye gidip geri kalan sistemin sürekliliği anlamına geliyor seçicilik. Ardışık bağlama ise kaynak tarafındaki devre kesicinin akım sınırlama özelliğinden faydalanılarak alt taraftaki devre kesicinin daha düşük kiloamper seviyesi yani daha düşük kısa devre kesme kapasiteleri anlamında seçilmesi anlamına geliyor ardışık bağlama. Genel anlamıyla burada birçok konudan bahsettim. Elektrikli saat hesaplamalarında dikkat etmeniz gereken konularda. Bunları aslında standartlara uygun ve güvenilir olarak yapmak çok uzun zaman alır. Yani sizin elektrik yani bunların hepsini hesaplayıp teker teker projeyi baştan aşağı çizip bunları yapmanız çok uzun ve çok zor olan bir işlem. Burada aslında yazılım kullanmanızın öneminden bahsetmek istiyorum. Yani iyi dizayn yazılımıyla bir elektrik tesisatında ana girişten yani kaynaktan en uç noktaya kadar kısa devre akım hesaplamalarını ilgili standartlar baz alarak yapabilirsiniz. Yani şu döneme kadar anlattığım kısımları yazılım zaten otomatik olarak size yapıyor ve size gösteriyor. Yani hem ilgili ekipmanları seçiyor, kabloları boyutlandırıyor, daha sonrasında korumanın doğrulanmasını yapıyor. Ve en son olarak da selektivite değerlendirmesi ve devre kesimi ayar sağlamakla kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani iyi dizayn yazılımını artık bir proje yapmak çok kolay anlamına geliyor bu kısımda. Bu kısmını geçtikten sonra ise seminerin teorik kısmını geçtikten sonra ise yazılımla ilgili biraz daha bilgi vermek, biraz daha bilgileri güncellemek aslında dediğim gibi bugünkü seminerde çok uzun bir proje yapamayacağız. Çünkü zaman kısıtlı olduğundan zaten daha öncesinde yine Recep Bey'le beraber biz 2015 yılında bir seminer gerçekleştirmiştik. Orada bir projenin en başından en sonuna olan kısmını daha detaylıca anlatmıştık. Bu kısımda biraz daha değerli kesicilerin seçimi, sizin yazılım içerisinde dikkat etmeniz gereken noktaları belirteceğim. Yazılımı dediğim gibi internetten ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra karşınızda bu şekilde bir dizayn ana ekran çıkıyor. Burada dediğim gibi DOC kısmı, CAD kısmı, CURS ve OTG modülleri mevcut. İki ana yazılımım var. Biri DOC ve diğeri de CAD yazılımları. Yardımcı araçlarımız aslında CURS ve OTG yazılımları.
Burada dok bölümüne tıkladığımda belli bir noktaya kadar getirip daha sonrasında mevcut bir hesapta mevcut bir tasarımı gönderip değerlendirme yapacağız. Karşınıza bu şekilde ekran çıkıyor. Bu şekilde ilerleyerek projenizin tanımını açıklamalara girerek tek hat şeması veya dağıtım panosu yapılandırması gibi seçenekler var. Bir tek hat diyagramı çizeceksiniz. Tek hat şeması. Sadece pano tasarımı yapacaksınız. Dağıtım panosu yapılandırması gibi bölümlere tıklayarak. Daha sonrasında alçak gelin bölümünden projelendirebilirsiniz. OGAG bölümünden projelendirebilirsiniz. Burada ilgili standartları seçerek, az önce de zaten standartlardan bahsetmiştik. Bizim kullandığımız standartlar ISO'nun 62999 ve ISO'nun 62364 standartları. Burada farklı ülkelere göre de standartlar yine mevcut. Bu bölümde. Daha sonrasında yaklaşık projenizin boyutunu buradan belirliyorsunuz. A3, A2, A1, A0 boyutlarında projenizin boyutunu belirliyorsunuz. Daha sonrasında alçak gerilim şebekesinde kısa devre akımlarınız ve veya bir trafo ile besleniyorsa sisteminiz, burada trafonun gücü ve %UK değerlerini girerek projelendirmeye başlayabilirsiniz. Yine alt kısımda alçak gerilim bölümünüzün gerilim seviyesi 400 volt, 3 faz nötr topraklama biçimini buradan seçiyorsunuz ve 50 Hz olarak da frekans bölümünü seçebiliyorsunuz. Yine seçenekler bölümünden devre kesicilerinizle ilgili, kablolarla ilgili, proje ile ilgili yine buradan ayarları yapabilirsiniz. Artık dediğim gibi Türkçe olarak kullanılabiliyor ekranda da gördüğünüz gibi. Tüm ayarlara Türkçe olarak erişebiliyorsunuz bölümde. Burada ise panonuzun artık tasarımdan sonra pano oluşturmak isterseniz de burada panonuzun ismi, kullanılacak devre kesicilerin standardlık kullanım kategorileri, panonuzun formlama biçimi ve terminallerin ne şekilde olacağını dedikten sonra projenizde bu şekilde bir ekran karşınıza çıkıyor. Proje yapma süresi biraz uzun olacağı için ben eğitim için bir adet zaten daha öncesinde bir tek hat diyagramı çizmiştim. Bunun üzerinden aslında biraz daha nelere dikkat etmeniz gerekiyor projelendirme anlamında, hesaplamalar anlamında nelere dikkat etmeniz gerekiyor, o kısımları genel anlamıyla anlatacağım bu bölümde. Az önceki kısımda bu bölüme kadar gelmiştik zaten. Şebekelendirme bölümünde. Burada bir adet ana dağıtım panosu, bir adet tarih dağıtım panosu görülmekte. Siz tek tek ekipmanları yukarıdan orta gerilim sembollerinden veya alçak gerilim sembollerinden bu şekilde sadece kopyala yani, sürükle yapıştır yöntemiyle çok kolay bir şekilde seçebiliyorsunuz ve ekleyebiliyorsunuz yazılıma. Burada da yine yükleri de teker teker belirliyorsunuz. Burada mevcut bir hesaplama var. Ben bu hesaplama üzerine dikkat etmeniz gereken kısımları yavaştan şey yapıyorum. Çizdiğiniz zaman hesapla bölümüne tıkladığınızda tüm sistemin hesaplamalarını o ilk aşamada yapmış oluyor. Bu kısım biraz zaman alan bir bölüm. Tüm sistemin devre kesileri ve kabloları otomatik olarak boyutlandırdığı için biraz zaman alan bir kısım. Hesaplamalar bitti şu anda. Herhangi bir sistem üzerinde tüm yeşil olduğu zaman bir problem yok olduğu anlamına gelir. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar dediğim gibi ilk önce kablonun boyutlandırılması kısmı. Buradaki kırmızılık aslında sistemdeki hatadan değil, kablonun korunmadığından dolayı olan kırmızılık. Yani bu tamamen şey edilebilir bir kısım. Çünkü devre kesici, yani trafodan gelen devre kesiciye gelen kablonun girişine bir devre kesici korunmadığı için olan bir bölüm. Burada kablonun kendisi boyutlandırıyor. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Kablonun içerisine girdiğimde sadece metrajına giriyorum ve ne şekilde tek damarlı mı olacak, yükseltgeli mi olacak ya da kurulum yöntemi giriyorum bu bölümde. Devre kesiciler yine otomatik olarak hem giriş devre kesicini hem de çıkıştaki devre kesiciler üzerinde otomatik olarak boyutlandırmış oluyorum. Herhangi bir şey girmeden. Kabloların üzerinde sadece kabloların kaç metre olacağını, 30 metre burada girmişim mesela, tek damarlı olacak, kablonun tipi gibi kısımlara giriyorum. Yük kısmından, genel yük bölümünden yükümün yaklaşık aktif gücünün cos giriyorum ve kullanım faktörünü yani yükümün talep faktörünü giriyorum. Burada ayrıca yine maksimum gerilim düşümünün limit değerini veriyorum. Yani 4 geçmesin diyorum. Yani 4'ü geçtiği zaman otomatikman bana bir uyarı verecek. Kablonun taşıma kablonun gerilim düşümünün yüksek olduğunu söyleyecek sistemde. Devre kesici de sistem otomatik olarak seçiyor. Yani kablo üzerinden 218.4 amper geçiyor. Taşıma kapasitesi 328.3. Benim otomatik olarak devre kesimi 250 amper olarak seçmiş oluyor. Burada yine kilo amper değerlerinden bahsedeyim. Ana baradaki IK max değerleri
maksimum kısıtlı bırakım değerleri, IK 200 değeri, IK değeri ve IB değeri de otomatik olarak hesapları yazılım. 40,4 kulant olarak hesaplamış ve ilgili devre kesicileri de direkt otomatikman yazılım 44-40 kuloamperden daha büyük seçmeme izin veriyor. Yani ben 40 kuloamperden daha büyük, daha küçük bir devre kesici seçemiyorum. Yani minimum 50 kuloamper bir devre kesici seçebiliyorum anlamına geliyor bu kısımda. Bu kısımla ilgili olan bölümde yine kompansasyon da yine ekleyebiliyorum sisteme. Bir reaktif güç kompansasyonu da ekstradan ekleyerek yapabiliyorum. Burada diğer bir kısım senaryolar oluşturabiliyorum. Trafo çalışma veya jeneratör çalışma gibi senaryolar oluşturup sistemi trafo çalışmada veya jeneratör çalışmada ayrı ayrı hesaplayabiliyorum. Elder bölümünden, Curve bölümünden ise devre kesicilerin az önceki bu kabloların korunmadığını burada test edebiliyorum. Yani bir Q1 devre kesicim, benim ana girişteki devre kesicimde burada devre kesicilerin aşırı yüke karşı, kabloların aşırı yüke karşı korunmadığını buradan test edebiliyorum. Kısa devreye karşı, garanti edilen üst koruma değerinin sağlanıp sağlanmadığına karşı test edebiliyorum. Dolaylı dokunma yani hattın sonundaki minimum kısa devre akımından daha düşük seviyede ayarlanıp ayarlanmadığını buradan kontrol edebiliyorum sistemde. Ve seçicilik dediğim gibi seçicilik ayarlarını da buradan kontrol edebiliyorum. Yani benim ana giriş panomda yani giriş devre kesicimle çıkış devre kesicim arasındaki talep edilen değer 40,40 kuloamper, garanti edilen değer yani 50 kuloampere kadar ben burada seçiciliği garanti edebiliyorum. Onu nasıl yapıyorum? Devre kesicimin içerisine girdiğimde, alt taraftaki devre kesicimin içerisine girdiğimde şu bölümde seçicilik ve ardışık bağlama bölümleri mevcut. Seçicilik bölümüne tıkladığımda devre kesicide seçicilik bölümüne tıkladığımda yük tarafındaki cihazlarla seçicilik. Yani QF3, QF4, QF5, QF6, QF7 devre kesicinin seçicilik sağlanması anlamında tıkladığımda otomatik olarak sistem bana devre kesiciyi bu şekilde seçiyor. Bu seçicilikle ilgili bölümdü. Alt kısımda ise yine ardışık bağlama. O kısımla ilgili de yine yazılım kendisi otomatik olarak yapabiliyor. Yani ardışık bağlama dediğim bu devre kesicinin akım sınırlama özelliğinden kaynaklanan özellikten dolayı alt kısımda yaklaşık 14 kuloamperlik kısa devre akımı olmasına rağmen ben burada 10 kuloamperlik veya 6 kuloamperlik sigortalar otomatik olarak seçebiliyorum. Bunu da yine içine girip seçicilik ve ardışık bağlamada kaynak tarafındaki cihazlarla kas katlama deyip yük tarafındaki cihazlarla kas katlama deyip tümünü tiklediğimde otomatik olarak alt kısımdaki devre kesicilerin ilgili kuloamper değerlerini daha da düşürtebiliyorum. Burada koordinasyon tekniklerini de gayet rahatlıkla uygulayabiliyorum yazılım üzerinden. Onun dışında kablo kesitlerini kendim seçebiliyorum. Yük akımlarını buradan görebiliyorum. Raporlama DBG formatında raporlayabiliyorum. AutoCAD versiyonuna çevirebiliyorum yazılımı veya PDF olarak da çıktı alabiliyorum. Benim bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Seminerin sonunda tekrardan sorular olursa zaten bu kısma yine geçmiş oluruz. Bu bölümde sözüm Recep Bey'e bırakıyorum. Panel ısınma kısmı ile ilgili. Teşekkürler Hakan. Herkese tekrar merhabalar. Bundan sonrası programın, senin webinlerin AG panolarda ısınma hesaplamaları ile ilgili olacak. AG panolarda ısınma hesapları için önemli. Az önce Hakan Bey'in de anlattığı bu önemli olan yüklere göre ürün seçiminde seçilen ürünlerin doğru bir şekilde panoya yerleştirilmesi, panoya yerleşimi sorununda aşırı bir ısınmaya neden olmaması tabii ki herkes için özellikle panoların konulduğu yere göre çok büyük önem taşıyan bir konu. Şimdi panolardaki ısınma hesapları birçok değişkene bağlı. Neler ısınmaya neden olur, neler olmaz, neler ne kadar olur gibi. Bunlardan bahsetmeye başlamak istiyorum. Panolardaki ısınma değerlerini etkileyen faktörler, pano içerisindeki ısı kaybı olan malzemeler, yani bunlar şalt grubu, şalt ürünü, bunun hepsi birer elektrik ürünü oldukları için üzerlerinde akım varken, akım akarken bir miktar güç kaybı gerçekleşecektir ve bu güç kaybı da ısı enerjisi olarak açığa çıkacaktır. Pano IP koruma derecesi yine panonun ne kadar rahat nefes aldığı, ne kadar ısıyı dışarı atabildiği ile alakalı. Panonun bulunduğu ortam sıcaklığı direkt olarak panonun da ne kadar ısınacağını etkileyecek bir faktördür. Panoda havalandırma, fan veya klima kullanımı yine gerektiğinde çok kritik bir noktadır.
ölçüleri, pano boyutlandırmaları, panonun konumu, yani panoların odanın ortasında olup ya da duvara dayanma, yaslanma ya da bir grup panonun sağlı solu birbirinden olacağı yapacağı ısı alışverişi, ısı etkileşimi. Panodaki kablo ve bara bağlantıları. Tabii ki baraların da enerji altında ısınacağını düşünürsek onların da büyük bir etkisi var. Şimdi panel içerisindeki ısı kaybı olan malzemelerden başlayalım. Birçok şalterin az önce dediğim gibi ısı kayıpları, işte power loss'ları, güç kayıplarından dolayı panel içinde ısınmaya neden olma gibi bir etkileri var. Bunlar örnek vermek gerekirse aşağıdaki tabloda ABB'nin açık tip şalter serisi, Emax şalter serisinin E1-2, 2-2, 4-2 ve 6-2 kasa için farklı farklı akım değerleri için ısı kayıp tablosu mevcut. Bu ısı kayıp tablosundaki değerler watt cinsindendir. Dolayısıyla bunlar çalışma yük altında belli bir miktarda güç kaybından dolayı ısı açığa çıkaracaklardır. Bu sadece açık tip şalterler için değil, tüm şalt malzeme için var olan önlerdir. Açık tip şalterlerde daha yüksek oldukları için örnek olarak bunu koymak istedim. Panonun IP koruma derecesi, yani panonuzda ne kadar IP koruması yüksek ise ısınma daha fazla olacaktır. IP derecesi düşük panolarda daha rahat nefes alacağı için ya da ısı alışverişi daha fazla olacağı için, dışarıdaki hava daha rahat içeri girip çıkacağı için bir miktar daha rahatlatacaktır. Dolayısıyla hesaplamalarda bu da çok büyük bir değişkendir, etkendir. Panonun bulunduğu ortam sıcaklığı. Ortalama olarak birçok ortamda, birçok hesaplamada bir ortam sıcaklığı verilmezse AIS'e göre ortam sıcaklığı yaklaşık olarak 35 derece olarak düşünülüp ona göre hesaplama yapılır. Ama belli bir değer varsa elimizde ya da odaların, panoların bulunduğu odaların soğutulduğu bir senaryo varsa sürekli olarak 20 derecede olduğunu biliyorsak ya da çok sıcak bir ortamda daha sıcak bir ülkede panolara sürekli olarak 40 derece 45 derecelik bir ortamda bulunduğunu biliyorsak buna göre bir ısınma hesabı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu da çok büyük bir etkendir. Panolarda havalandırma, fan veya klima kullanımı yine gerekli olduğu takdirde çok kritik bir noktadır. Kullanılan fan veya havalandırma tipinin nasıl seçilmediği, kullanılan klimanın kaç watt gücünde olduğunu nasıl hesaplanması gerektiği, yine panonun içeriğine göre, türüne göre, farklı gereksinimi olan panolara göre farklı fan ya da klima seçenekleri gerekebilir. Yine pano ölçüleri ve boyutlandırmaları. Bu yine AIS'in tip test standardında da var olan bir konu. Belli bir pano içerisindeki şalt malzeme, pano içerisinde diğer her kriterde sorunsuz bir şekilde bulunabiliyor, monte edilebiliyor olsa bile ısınmaya neden olduğu durumlarda ya panonun IP'si düşürülmesi gerekir ya da panonun boyutlandırması artması gerekir ki yeterince pano içerisindeki ısı artışına karşı dirençli olabilsin. Yine az önce bahsettiğim gibi panonun konumu aşağıdaki örnek resimlerde de görebiliyorsunuz. Pano tek başına olabilir. Bir grup pano arasında sonda ya da başta veya ortada kalan bir pano olabilir. Daha ya da duvara da yaslanmış bir pano olabilir. Bu tür durumlarda panonun hangi yönlerden ısı kaybedebileceği ya da hangi taraflara doğru ısı transferi yapabileceği durumuna göre panonun ısınması değişkenlik gösterecektir. Panodaki kablo ve bara bağlantıları yine panodaki pano içerisindeki iletkenlerin seçimine göre daha çok kablo ağırlıklı bir kablo bağlantıları olan bir pano ve gözse ısınma değerleri daha düşük olacakken yani bir bara bağlantılarının olması çok daha farklı ısınma değerlerinin neden olabilecektir. Ben de az önce Hakan Bey'in yaptığı gibi örnek bir senaryo üzerinden gitmek isterim. Program üzerinden. Örnek bir kolon üzerinden tarif etmek gerekirse, program üzerinden, e-Design programı üzerinden ABB ürün gamına ait iki adet şalter seçerek örnek oluşturabiliriz. Mesela açık tip şalterlerden. İki adet 2000 amper şalter düşünelim. Şimdilik sadece bir adet yaptım. Diğerini daha pratik bir şekilde kopyalayarak oluşturacağım. Örnek bir kolona şalteri koyup ısınma hesaplarına bakıp az önce bahsettiğimiz değişkenlerin ısınma hesabı üzerinde nasıl etkisi olduğunu görelim. Örneğin ilk aşamada IP'sini 65 seçip
derinliğini 50 santimetre seçip, genişliğini 60 santimetre seçip, 2 metre yüksekliğindeki pano gözüme yerleştireyim. Şimdi gördüğünüz gibi örnek boş bir pano gözü. Az önce seçmiş olduğum açıklık şalteri ön görünüme yerleştiriyorum. Böyle bir gözde çok büyük olmadığını düşündüğümüz ortalama standart böyle bir gözde 2 adet 2000 amper 2000 amper şalter olduğunu düşünelim. Bu şekilde montajın yapıldığını farz edelim. Şimdi böyle bir pano, geri kalan yerleri de perde saçları ile kapattığımı düşünürsek, böyle bir panonun ne kadar ısınacağı, panonun boyutlandırması, IP derecesi, az önce söylediğim gibi birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor. Bunu ısı artışı değerlendirmesi, az önce Hakan Bey'in sunumun başında bahsettiğim modüllerden bir tanesi olan OTC'nin bir modülü. Ona tıklayarak, panonun üzerine tıklayarak bu panonun ne kadar ısınacağını hesaplayabiliyorum. Otomatik olarak program bana doğal havalandırma seçeneğiyle sunuyor. Bunu cebri havalandırma yani fan kullanımı ya da havalandırma klima kullanımını seçerek de ben değiştirebilirdim. Ama ilk örnekte doğal havalandırma olarak bırakalım. Eğer üzerinde IP derecesi düşükse, IP 41 ise ya da 40 ise ya da belli bir ızgara varsa, üzerindeki ızgara alanının belli bir alan bilgisi elimizde varsa, ızgara alanının da alanını santimetre kare cinsinden girebiliyoruz. Bu durumda olmadığını farz edelim. Panoyu çünkü IP 65 seçtim. Hiçbir açık bir yer olmadığını düşünüyorum. Her tarafın contalarla kapalı olduğunu düşünüyoruz. Otomatik olarak program panonun oda ortasında tek başına her yönden hiçbir yere temas etmeyen tek bir pano olduğunu varsayacaktır. Ben bunu manuel olarak da değiştirebilirim. Örnek olarak sırtı duvara yaslanan bir pano olarak yapabilirim. Ya da bir grup panonun sonunda bir pano ya da başında bir pano olduğunu söyleyebilirim programa. Böyle bir durumda aslında ben birkaç gözlük bir pano çizmiş olsaydım programın otomatik olarak algılayıp bir grup panonun sonunda ya da ortasında olan bir pano olduğunu kendisi otomatik algılayacaktı. Ama tek başına çizdiğim için ben bunu şimdilik sadece bu şekilde olarak algıladım. Yani odanın ortasında tek başına duran bir pano olarak algıladı. Buna göre hesaplama yapacak. Ben yine manuel olarak değiştirelim. İlk aşamada standart ölçüleri bırakalım. Bu boyutlar kısmında yine az önce çizdiğim pano görseli ABB'nin System Pro E-Power pano serisine ait. Onun yükseklik, genişlik ve derinlik bilgileri otomatik olarak program tarafından girilmiş. Bu programın iyi bir tarafı da şu, siz ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz ve yine tüm ABB'nin ürün gamıyla kullanabiliyorsunuz ama buradaki yükseklik, genişlik, derinlik bilgilerini değiştirerek aslında sizin kullandığınız ABB marka olmayan bir pano içinde ısı hesaplamalarını yapabiliyorsunuz. Teorik olarak yine hesaplayacaktır, ısı hesaplamasını doğru çıkaracaktır. Standart olarak bilgileri bıraktığımda bir sonrakine geçtiğimde, ileriye geçtiğimde ortam sıcaklığını da 35 derece olarak kabul edersek program bana şunu söylüyor. Delta T yani sıcaklık farkı, sıcaklık artış miktarı 21,3 derece Kelvin olacaktır. Yani sıcaklık farkı Celsius'a aynı olacaktır. Dolayısıyla 35 derece olan bir odada artış 23,1 olup en yüksekteki sıcaklık yani panonun içerisinde aşağıdan yukarıya doğru sıcaklık yükseleceği için ısınan hava panonun tavanına yakın bölgede toplanacaktır en sıcak bölge. Dolayısıyla panonun tavanına yakın en yüksek yani en yüksek bölgedeki sıcaklık miktarı sıcaklık 56,3 derece olacaktır. Bu 56,3 derece kabul edilebilir bir değerdir. Biz özellikle 65 dereceye kadar kabul edilebilir olarak söylüyoruz. Bu sıcaklık miktarı, sıcaklık artışı niçin önemli? Sıcaklık artışına karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve panonun içi belli bir sıcaklığın üzerine çıkıyorsa eğer bu şalt malzemede bazı verimlilik faktörlerinin düşeceği anlamına gelir. Yani rating faktör dediğimiz. Dolayısıyla aslında 4000 amper olan bir şalter artık 4000 amper kapasitesinde olmayıp belki çok daha düşük akım seviyelerinde çalışabilir hale gelmiş olacaktır. Bunların da yine şalterlerin ya da şalt ürünlerinin kendi kataloglarında, tablolarda kendi bilgileri vardır. Hangi sıcaklık değerinde ne verimlilikte çalışabilir diye. Eğer ortam sıcaklığını sürekli olarak klimalarla 25 derecede sabit tutulduğu bir pano odası olduğunu biliyorsan, böyle bilgi varsa elinde, buraya manuel olarak 25 girip sıcaklık artışı yine tabii ki sabit olarak 21,3 artacağı için bu sefer 46,3 dereceye çıkacaktır. Dolayısıyla oldukça güvenli bölgede kalmış olduğunu zaten biliyor olacağım. Ya da
Sıcaklık odadaki sıcaklık 40 derece olduğunu biliyorsam yine buna göre hesaplayıp program 61,3 dereceye panel içindeki sıcaklığın ulaşacağını bana söylemiş olacak. Burada atlama bir özellik var. Atlanan bir yer var. Dahil etmemiz gereken. Şu kısımda, üst kısımda cihazların anma güç kaybı. Bu az önce yine sunum dosyasında da gösterdiğim açık tip şalterlerin güç kayıp tavırları var diye örnek verdim. O güç kayıp tavırlarından alınmış güç kayıp değerleri. ABB'nin programı olduğu için tüm ürün gamının özellikleri kendi içerisinde yüklü mevcut. Dolayısıyla otomatik olarak içine koyduğum açık tip şalterlerin güç kayıplarını bana buraya toplayarak verdi. Bu açık tip şalterler dışında içerisinde bar da olacağını düşünürsek bu bar yoğunluğuna göre gözden göze değişen bir özellik olduğu için yaklaşık olarak bu güç kayıp değerinin %15 kadarı da eklenir. Baralardan dolayı buna neden olacağı düşünülüp %15 kadar da bir miktar buraya eklenir. Yani aşağı yukarı yaklaşık bunun 424 watt güç kaybı olduğunu değil de eğer 500 watt güç kaybı olduğunu düşünürsek 40 derecelik bir ortamda 64,3 dereceye kadar panolar ısınır diye bir veriye ulaşabiliyoruz. Bu aslında oldukça kritik bir durumdur. İstenilen duruma göre opsiyon olarak burada fan kullanımı ya da klima kullanımı düşünülebilir. Bunu tamam diyorum. Çıkıyorum buradan. Ya da tekrar farklı bir yaklaşımdan gidelim. Sıcaklık artış kısmına girdim yine aynı şekilde. Bu sefer doğal havalandırma değil de panoya bir fan taktığını düşünelim. Cebri havalandırma. Taktığım fanla ilgili bir metreküp bölü saat verisi bilgisi isteyecektir bana program. Yani aldığınız fanın, panoya taktığınız fanın saatte kaç metreküp hava üfleme hacmi olduğunu biliyor olmanız gerekir. Örnek 50 metreküp bölü saat gibi bir hacmi varsa eğer. Yine tüm değişkenlerin aynı olduğunu düşünürsek 35 derecelik bir ortamda 46 nokta, yani direkt olarak 46 dereceye kadar ısınır pano diye söylüyor program. Diğer fan olmadığı durumda 56 dereceye kadar ısınacaktı. Sadece 50 metreküp bölü saatlik bir fan 10 derece daha soğuk tutmaya yeterli oluyor. Fan değil de klima kullanımını tercih etmiş olsaydım, bu sefer benden klimanın gücünü isteyecekti program, yine watt cinsinden. Bu örnekte yine 100 wattlık bir klimaya taktığınızı düşünelim ilgili göze. 100 wattlık bir klimayla geri kalan tüm değişkenler aynı iken pano 41,1 dereceye kadar ısınacak sadece. Yani 100 wattlık bir klima daha da etkili olacak diye program bana bunu söylüyor. Ortam sıcaklığının yine 35 derece olduğunu düşünürsek. Tüm bu değişkenlerle, verilerle oynama şansım var tabii ki. Siz elinizde olan duruma göre, elinizde olan senaryoya göre bu değişkenleri girip ilgili hesaplamayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey görelim. Standart havalandırmayla standart hiçbir şeye değişkeni ellemeyince standart hesaplamalarla bu boyutlandırmalarla 56,3 dereceye kadar ısınacağını biliyordum. Ve bu gözü biraz daha büyütürsem yani içindeki şalter yoğunluğunu, seçeneklerini aynı bırakıp sadece gözün büyüklüğünü değiştirirsem yani 60'lık değil de 80 genişliğinde bir göze koyarsam eğer. Gördüğünüz gibi bu iki şalteri, bu Emax 2,2 tipi açık tip şalteri hem 60'a hem de 80'lik göze koymak mümkün. Bunun her iki göz için farklı farklı iki kitlenin olmasının sebebi de bu. Kullanım koşullarına göre bazen 80'lik göze konulması gerekiyor olabilir. 80'lik bir göze konulduğunda 60'lık gözdeki vardığı sıcaklık artış seviyesi 56,3 dereceyken 80'lik gözde 3 derece daha az, biraz daha fazla iç hacminin olması, daha fazla havaya ısı transferi gerçekleştirecek olması biraz daha soğumasına neden oluyor, yardımcı oluyor ve 53,8 dereceye gelebiliyor. Bu sıcaklık artışında çok büyük fark etkilemiyor gibi görünebilir. Bazen çok büyük panolar yine kablo bağlantıları nedeniyle biraz daha farklı kablo kesitleri kullanılması gereksinimi olabilir. Dolayısıyla yine bu konuda da çok büyük faydası olacaktır. Ya da örnek olarak bu durumdaki 53,8
olan panodaki maksimum sıcaklığı. Pano oda ortasında değil de mesela merkez bir pano olduğunu, merkez bir duvara yaslandığını düşünürsek. Bu durumda ne olacak? Pano oda ortasında da olduğu durumda her yönden ısı kaybedebilip rahatlayıp soğuyabilecekken şu anki senaryoda sadece önden ve yukarıdan ısı kaybı sağlayabilecek. Yani her iki tarafından ısı kaybı sağlayamayacak ve duvara yaslandığı için sırta doğru da ısı kaybı sağlayamayacak. Bu durumda da 56,3 yani 53 değil 56,3 dereceye kadar çıkmış olacak diye bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla panonun konumlandırmasında da panonun boyutlandırmasında da çok büyük etkisi olduğunu görebiliyoruz. Program sayesinde yapılan bu ısı hesaplamasının bu ilgili göz için, ilgili şalter yoğunluğunda sahip göz için bir rapor ekleyebiliyoruz. Bu ısı hesaplama değerleri projenizdeki panoların her bir gözü için ayrı ayrı yapılıyor olması gerekir. Bir pano grubu için tamamıyla hepsi için yapılmaz. Her bir göz farklı ısınma artışına neden olacaktır. Bazı gözlerde sadece otomatlar, sigortalar varken diğer gözlerde daha çok açık tip şalter ve daha yüksek kesitli baralar mevcutsa daha fazla ısınacaktır. Hepsi aynı ısınması değerine sahip olamaz. Çizime rapor ekle kısmına tıklayıp bu göz için yapılan sıcaklık artışı raporunu çizime eklemiş oluyorum. Bu 2 metrelik bir panoydu. Yani içten içe fonksiyonel yüksekliği dediğimiz 2 metre ölçüsünde bir panoydu. Her ölçüsündeki ısı miktarını her ölçüsüne karşı o gerçekleşecek ısı artış miktarını grafiğini kenarda görebilirsiniz. Yani bu şu demek. En yüksek olduğu noktada 20 dereceden biraz daha fazla, 21, 22 derece gibi bir ısı artış miktarı gerçekleşecek demektir. Yani 35 santigrat derecelik bir odada bu 50 diye yakın bir şey gibi olacaktır. Şurada tam değerleri görebiliyoruz. Isı artış miktarı delta T1 dediği yani tam yükseklikte 0,5 dediği panonun orta yüksekliğinde. Yani 1,57 metre yüksekliğinde ve 2,113 metre yüksekliğinde ki ısı artış miktarlarını burada ayrı ayrı tabloda görebiliyorsunuz. Maksimum yüksekliğindeki sıcaklık 56,3 olacaktır diye bu göz için bu raporu dökmüş olabiliyorsunuz. Yine gözün IP değerleriyle ilgili genişlik, derinlik ve yükseklik değerleriyle ilgili tüm bilgiler tabloda mevcut olacaktır. Bugünkü sorumluluk bu kadardı. Varsa konuyla ilgili sorularınızı ben ve Hakan Bey cevaplamaya çalışacağız. Erdinç Bey'in sorusu var. Alt koruma sınıfına karşılık gelecek hesaplama modülü var mı diye bir soru. Yazılım sadece AES'in 6199 ve AES 6364 standart yani kısa devre hesaplamaları ve elektrik tesis hesaplamaları üzerine kurulu bir yazılım. Alt koruma sınıflarına gelen standartlar genelde NFPA standartları oluyor. Yani Amerikan standartları oluyor. Bu tarz bir hesaplama modülü yok yazılım içerisinde. Yenal Bey'in bir sorusu var. Sisteme UPS ekleyebiliyor muyum yoksa kaynak olarak sadece trafo ve jeneratör mü tanımlanabiliyor? Kaynak olarak sadece trafo ve jeneratör tanımlayabiliyorsunuz ama sisteme trafodan sonrasında UPS'te ekleyebiliyorsunuz. Yani UPS modülü alçak gerilim sembolü üzerinden görebilirsiniz. Pano tasarımında NFPA 70'de tanımlanan periferi skoru, kısa devre ve arc parlaması gerçekleştiğinde uygun koruma tasarımında olduğu temin edilebiliyor mu? Erdinç Bey'in sorusu az önce de zaten yine cevapladığım gibi yani NFPA standartlarına göre bir hesaplama yazılım içerisinde modüllerde mevcut değil. İlgili AES standartları veya VDE ya da C standartları mevcut. Anlamları da.
AG puanlardaki aktif cihazlar için hesaplama ve havalandırma ihtiyacı nasıl hesaplanabilir? Şöyle yapabilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde bir elinizde olmayan ya da programda olmayan bir ürünün ısı hesabına ya da ısı artışına ne kadar neden olacağını hesaplamak istiyorsanız, elinizdeki ilgili ürünün ısı kayıp değerini öğrenirseniz eğer, sadece programda boş bir puana bile çizerek, bu boş bir puanı çizdikten sonra ısı hesaplama tuşuna basarak, daha sonraki ısı kaybı kısmına manuel bir şekilde elle giriş yaparak ne kadar ısı kaybına neden olacağını hesaplayabilirsiniz. Ayhan Bey'in sorusu var. E-Design yükleme için üye olmak gerekiyor mu? Seminerin sonunda zaten 2 adet PDF dokümanı vereceğiz. O dokümanlarda yaklaşık olarak birinde sıfırdan kurulum. Yani yazılımı hiç bilgisayarınızda kurmadıysanız sıfırdan kurulumla ilgili aşamalar. Diğerinde ise yazılım mevcut kurulumdaysa onu Türkçe'ye çevirmek için kullanım kurulu bir kılavuz var. Üye olmak gerekiyor, evet. Yani sizin kişisel bilgilerinizle, mail adreslerinizle üye olduğunuzda yazılımı kurarken size bir aktivasyon kodu gelecek. O aktivasyon koduyla yazılımı kurmaya devam ediyorsunuz. Üye olmak gerekiyor. Aldığım o yazılım içerisinde. İbrahim Yıldırım'ın bir sorusu var. Koordinasyon kısmını biraz daha açabilir miyiz diye. Koordinasyon kısmı yani koordinasyon teknikleri devre kesiciler arasındaki seçicilik ve ardışık bağlama. Yani kaskatlama dediğimiz yöntemler. Bunları siz uygun yöntemlerle, seçicilik yöntemleri de yine aynı şekilde var. Ardışık bağlama yine. Tablolarla yine. Üreticilerin sağladığı tablolarla açılan bir konu. Seçicilikle ilgili yöntemler biraz zaman alan bir konu. Ondan dolayı ben genel anlamıyla şöyle söyleyebilirim. İki devre kesici arasındaki koordinasyon yani üst devre kesicinin sistemi aç, yani bir arıza olduğu zaman yük tarafında ilgili devre kesicinin sistemi açıp sistemin çalışmasına devam etmesi. Yani tüm sistemin enerjisiz kalmasının engellenmesi anlamına geliyor. Burada farklı yöntemler var. Akım zaman seçiciliği var, zaman seçiciliği var, alan seçiciliği var ve enerji seçiciliği var. Bunlar biraz daha geniş zaman alan konular. Yazılımla biz sadece akım zaman seçiciliği ve akım seçiciliğini yapabiliyoruz. Evleri kıyaslayarak yani zaman ayarlarını veya akım ayarlarını değiştirerek. Yani evler modülünü kullanarak bu koordinasyon kısmını yapabiliyoruz. Kadir Bey'in sorusu var. Şebeke içerisinde network transferi OGD yapılıyorsa ADP panosunun giriş şalteri 4 kutuplu olmasına gerek var mıdır? Bu aslında biraz yazılımla ilgili olan bir konu değil ama dediğim gibi devre kesicilerle ilgili bir konu. Giriş şalterinin 4 kutuplu olmasına gerek var mıdır? 3 kutuplu da seçilebilir evet giriş şalteri. Bu şekilde OGD yapılıyor ise. Tabii ki o tamamen sizin projenize bağlı bir şey. 3 kutuplu veya 4 kutuplu seçebilirsiniz. Serkan Bey'in bir sorusu var. Yan saçları olmayan birleşik panolarda ısı hesapları aynı programda yapılıyor. Tabii ki yapılıyor. Evet. Zaten panolar bir birleşik panolar olarak dizayn ettiğinizde panoları arada kalan panoların yan saçları yok olarak kabul ediyor program bunu. Dolayısıyla sağlı sollu bir şekilde yan sağındaki ve solundaki panodan da ısı geleceği için o yönlere doğru ısı kaybedemediğini düşünerek ısı hesabını yapmış oluyor. Pano formu yükseldikçe Kadir Bey'in sorusu. Boyutlar arttığı için ısınma daha az olmaktadır. Doğru mudur? Eğer pano formu yükseldikçe boyutlar artıyorsa doğrudur. Pano formu yükselmesine rağmen boyutlar her zaman artmayabilir bu arada. ABB'nin panolu serileri System Prey Power ve R2 serisinde özellikle form 1'den 2'ye geçerken, form 1'den 2A'ya geçerken boyutlar neredeyse hiç değişmiyor. Ama boyutların değiştiği bir formlama artışında tabii ki ısınma hesapları da değişecektir. Isınma daha az olacaktır boyutlar arttığı için. Mehmet Cihat Ergenel'in sorusu var. Bu programın pratiğini kazanmak için program üzerine çalışmak yeterli mi? Aslında tamamıyla yani pratik kazanmak için proje yapmak gerekiyor. Siz bir projeyi baştan aşağı sürekli yaptığınız zaman bu modülleri keşfettikçe hani hangi modülün ne şekilde işe yaradığını, neler faydası olduğunu anladıkça zaten pratik kazanıyorsunuz. Bu seminerimiz aslında biraz daha yazılımın tanıtımı, neleri yapabildiğini göstermek. Çünkü bu seminer uzun bir zaman alan bir yani eğitimin genelde 1 ya da 2 gün süren eğitimler ve bunları karşılıklı siz de bilgisayarınızda kodlu şekilde olan eğitimler sizin pratik kazanmanız için programı kurup üzerinde çalışmanız, tekrar diyagramları çizip yazılımı keşfetmeniz gerekiyor aslında. Evet, program üzerinde çalışmak yeterli diyebiliriz pratik kazanmak açısından. Nazif Bey'in sorusu var. Panolarda sızdırmazlık için kullanılan contaların keçe ya da plastik olmasının etkisi nedir?
Konulardaki sızdırmazlık için ya da IP seviyesini yükseltmek için kullanılan contaların yapısı tabii esnek yapısı ya ihtiyaç olacağı için polimer yapıda saçta sağlanamayan bir sızdırmazlık sağlanması için polimer bir malzeme kullanılması gerekir. İşte bu contanın türüne göre ya da markadan markaya değişecek bir yapı. Buradaki önemli olan etki konuların nasıl bir şartlarda olacağını öngörerek ısınmadan ya da birçok konudaki sızdırmazlık istendiğinde muhtemelen suya karşı, sıvıya karşı onunla maruz kalacağından dolayı onlara karşı dayanıklılığı biraz daha ön planda olmaktadır. Dolayısıyla markadan markaya değişir. Tabii ki etkisi farklı olabilir. Hepsinin etkisi farklıdır. Yenal Bey'in bir sorusu var. Tekrardan UPS balansı ile ilgili açıklamayı kaçırdığını söylüyor. Ekran paylaşımı yapabilirsem. Ekran paylaşımını yapmak istiyorum. Sunum olarak görünüyor ama biz sözlü olarak fark edelim. Alçak gerilim sembolleri bölümünde yazılım içerisinde UPS'e tutarak yani kesin güç kaynağını sisteme entegre ederek bağlantılarını alttan üstten yapacak şekilde belli anma görünür gücünü ve güç faktörünü yani UPS'in değerlerini buradan görebilirsiniz. UPS kaynak olarak gösteremiyorsunuz yani bir şebekeden ya da bir jeneratörden bir şekilde bağlı olması gerekiyor size. Yani bir giriş ve çıkışlarının bağlı bir şekilde olması gerekiyor. Tekrardan göstereyim şu şekilde. Alçak gerilim sembolleri bölümünde genel anlamıyla alçak gerilim ekipmanları ile ilgili ürünler işte devre kesiciler, kaçak akım cihazları, sigortalar gibi. Burada UPS bölümünde mevcut güç kaynaklarının hemen altında. Yani UPS'i sisteme şu şekilde bağlayıp giriş ve çıkışlarını sistemde entegre ederek içerisine anma görünür gücünü, güç faktörlerini, diğer UPS ile ilgili konuları girdikten sonra sisteminizin aslında UPS'in anma reaktif gücünü gibi değerleri de buradan otomatik olarak hesaplayabiliyorsunuz. Hani erişim kodunu tekrar unuttum, tekrar şifremi unuttum gibi bir seçenek olması lazım. Ya da mümkünse yeni bir e-mail adresine tekrar yollarsanız daha faydalı olacak. Mevcut panel odası soğutması yapmak için her sürücüyü ve ona bağlı olan motorları ayrı ayrı bulmamız gerekiyor mu? Makine modele göre yaygılar değişir mi? Dolayısıyla ilgili markanın eğer hiç elinizde yani şey yok yani bizim programdan ABB'nin ürünlerinden bir şey seçmiyorsanız yeterli olacaktır. O bilgiyle zaten ulaşabilirsiniz. Ama panonun soğutmasını yapmak için ne kadar soğutma yapacağınız bilgisini panolar konusunun dışındadır. Sadece AG panoların konulacağı odanın ortam sıcaklığını biliyor olmanız ve ona göre yapmanız gerekir. İbrahim Bey'in bir sorusu var. ABB'nin panzanı ile ilgili bir workbook var mıdır diye. Panzanı ile ilgili bir workbook yok. Exam programını daha çok yapıyoruz, öne sürüyoruz. Exam programı üzerinden panzanı yapmayı deneme yanılma yöntemiyle bile öğrenebilirsiniz. Oldukça basit, pratik bir program. Zaten panzanına uygun olmayan bir montaja program izin vermeyecektir. Dolayısıyla programda yerleştirmek, montajını yapmak istediğiniz bir şalteri program izin vermediği zaman uygun olmayan bir göze zaten koyamıyor olacaksınız. Bu şekilde zaten kendinizi geliştirebilirsiniz.
Ahmet Bey'in sorusu var. Yazılım kompansasyon hesabı da yapıyor mu veya tesisatı entegre ediyor mu? Evet, yazılım kompansasyon hesabı yapıyor. Yani yazılım içerisinde kompansasyon modülü, yani kompansasyon ötesi eklediğinizde sizin ilk giriş kostinize ve hedef kostinize ulaşmanız için olan ihtiyaç olan gerekli kapasitör gücünü otomatik olarak hesaplıyor. Bunu siz tesisata entegre edebiliyorsunuz. Kompansasyon ile birlikte tekrar hesaplama yaptığınızda da yani hedef kostinize ana barada ulaştığınızda zaten görebiliyorsunuz. Akın Bey'in bir sorusu var. Isınma hesapları sadece panolar için geçerlidir diye. Evet, bu programda sadece panolar için hem tali hem dikey panolar için ısınma hesabı yapmak mevcut. Nemli ortamlarda Mehmet Bey'in sorusu. Nemli ortamlarda fanların cihazlara zarar vermesini nasıl engelleyebiliriz? Açıkçası şöyle, eğer bir fan kullanımı varsa panoda, ilgili fan kullanımını panonun IP derecesini o ortama göre seçerken bu panonun IP derecesini bozmayacak bir fan kullanımını seçmeniz gerekir. Dolayısıyla bu fanlar farklı IP değerleri için farklı fanlar mevcuttur. Doğru fan seçiminde aldığınız fan gerçekten panonunuzun IP seviyesini bozmayacak bir seviyede kaliteli bir fansa dolayısıyla cihazlara zarar vermesini engelleyecektir. Kaba son soru. Kusura bakmayınız. Son dakikada biraz size sorunları vardı. Bu ara şimdi size dokümanları da getirelim bir dakika. İndirdiğiniz dokümanlar da var. Bakayım dokümanlar. Ha, şimdi ekrana geldi. Burada sağdan maviye tıklayarak indirebilirsiniz. Bir kurulum kılavuzu, bir de bir elden Türkçeleştirme. Bu da galiba kılavuz Evet, galiba. mevcut yazılım Bunları kurulum olanları nasıl Türkçeleştirecekleri ile ilgili aslında. mutlaka indirin. O da biraz açık bırakacağız. Evet, teşekkür ederim sunumlar için. Çok güzel, faydalı bir sunum oldu. Teşekkür Bayağı çok ederiz. sorular da geldi bu arada. Galiba birçok üyemiz eski seminere de gitti, baktı ve galiba onları bugün yarın izleyenler olacak diye düşünüyorum. Herkese o zaman iyi cumalar diliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Bir dahaki seninle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bunlar.